Yerel ve ulusal basınımızın değerli temsilcileri, Çankırı Belediye Başkanlığı görevini devraldığımız günden bu yana kentin kaynaklarının kentin insanlar için harcandığı sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel alanda üretime teşvik eden bir anlayışı Çankırı Belediyesi'ne hakim kılmak için var gücümüzle gayret ettik. Yaptım olduğu mantığını tamamen yerle bir edip bütüncül bir belediyecilik anlayışıyla ortak akıl ve ortak kararla istişare kültürünü geliştirdik. Gereksiz harcama ve israfların önüne geçip belediyemizin öz kaynaklarını daha verimli kullanma gayretinde olduk. Göreve geldiğimiz Nisan ayından sonra 2 aylık süreçte yaptıklarımızı yine bir basın toplantısında sizlerle paylaşmıştık. Belediyemizin bütçesinin ve iş potansiyelinin doğru kullanılmaya çalışılmasından tutan da tasarruf tedbirlerimizden, ekonomik ve üreten bir Çankırı anlayışımızdan detaylı olarak bahsetmiştik. Bugün de belediye çalışmalarımızın özellikle bütçe yönünde son durum raporunu paylaşarak tedbirlerimizin bizi nereden nereye götürdüğünün yol haritasını birlikte bakacağız. Sözlerimin başında ifade etmek isterim ki personel maaşını ödemek için bankadan kredi alan bir yönetimden devraldığımız belediyeyi şükürler olsun ki kısa sürede icraat yapan ve borçlarını ödeyen bir belediye konumuna getirdik. Genel hesapta geçmiş dönemden kalan borçlardan 5.751.673 TL borç eksiltmesi yaptık. Çankırı Belediyesi bünyesindeki müdürlüklerimizin yıllık çalışma programları kapsamında 4 Nisan 4 Ağustos ayları arasındaki 2017, 2018, 2019 yıllarına ait ortalama bütçe gelir ve gider tutarlarını halkımızı bilgilendirmek adına karşılaştırmalı olarak hazırladık. Tabloya göre Çankırı Belediyesi 2019 yılında 4 aylık süreçte diğer yıllara oranla harcama tutarlarına büyük oranda tasarrufa gitmiş ve belediyeyi kâra geçirmiştir. Uygulamaya koyduğumuz araç havuz sistemiyle belediye araçlarının kullandığı akaryakıttaki tasarruf oranı geçmiş dönemle kıyaslandığında şimdilik %23 oranındadır. Uygulamaya koyduğumuz tasarruf, kültür ve sosyal işler ile Özel Kalem Müdürlüğünde yaygınlaştırılmış gelişigüzel harcama ve malzeme alımlarının önüne geçilmiştir. Belediyemizin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler oluşturan satın alma birimi aracılığıyla yapılmaktadır. Mal ve malzeme alımındaki kar oranı da geçmiş döneme nazaran %18 ile %25 arasındadır. Muhasebe Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait resmi rakamları sizlerle paylaşmadan önce şunu özellikle belirtmek isterim ki aldığımız tedbir ve uyguladığımız tasarruflar tamamen israf ve savurganlığa yöneliktir. Belediyemizin hizmet ve çalışmalarında hiçbir aksama olmamış, aksine önceki dönemlere daha hızlı ve daha verimli hale getirilmiştir. TOKİ ikinci etap anahtar teslimi, büyük otel kavşağı, U dönüşü gibi kentin yıllardır çözülmemiş problemlerini sonuca ulaştırmanın yanı sıra Çankırı'ya büyük ivme ve güç katacağına inandığımız yeraltı tuz şehri ve Çankırı'mıza kazandırdığımız belediye sosyal tesisi projesi ile TCDD Parkı projelerindeki çalışmalar da hızla devam etmektedir. TCDD Parkı'nın projesinin %31'lik bölümü tamamlanmıştır. Bunların yanı sıra Park Bahçeler, Su İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışma kapasitelerini yaklaşık %20 oranında artırmıştır. Halkımızın huzur ve mutluluğu için çalışmalarını sürdürmektedir. Göreve geldiğimizden bu yana ekiplerimiz 4.772 metrekare kaldırım parke imalatı, 3.600 metrekare yol parke imalatı, 4.900 metrekare bordür imalatı, 1.150 metrekare engelli taşı, 8.100 ton sıcak asfalt, 72.500 metrekare sathi kaplama, 730 metrekare kalıp imalatı yapmıştır. Ayrıca yeni yerleşim alanları için 2.720 metre yeni yol açılmıştır. Acil eylem planı çalışmaları kapsamında içme suyunda meydana gelen arızaları, kayıp ve kaçakları en aza indirmek ve bu şekilde etkili bir su yönetimi sağlamak istediğimizi belirtmiştik.
Su tüketiminde %57 kayıp kaçak oranımızı 5 yıllık süreçte %30'ların altına indirmeyi hedefliyoruz. Ki bu oran aynı zamanda yerel bir hedefin dışında milli bir hedeftir. Bu anlamda içme suyundaki kayıpların belirlenmesi için öncelikle belediye tesisleri, park ve bahçeler ile ilimizdeki ibadethanelere su sayışları taktık. Kayıplarla mücadele çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Belediyemizin Çankırı tarihi kent merkezinin korunması ve turizme kazandırılması ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Çankırı kent merkezinin turizm cazibe merkezi haline getirilmesi projeleri HUSKA'nın onayladığı projeler arasında yerini aldı. İmzaladığımız protokol kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı yani KUSKA her iki proje için yaklaşık 6 milyon TL hibe desteği sağlayacak. Devlet Su İşleri alt bölgesinde araçların rahat geçişi için belediyemizce yapılan araç köprüsünün çalışmalarını da tamamladık. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla birimlerimizin yaptıkları çalışmaları gerek yazılı ve görsel medya, gerekse sosyal medya aracılığı ile vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bugün de 2017, 2018, 2019 yıllarına ait gelir giderlere ilişkin resmi rakamlarla birlikte birimlerimizin çalışmalarını da özet olarak bilgilerinize sunuyoruz. Belediyemizin bütçe ve çalışmalarına ilişkin siz kıymetli basın mensupları aracılığı ile sık sık halkımıza bilgilendirmelerde bulunacağımızı ifade ederken katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun.